Selamlar arkadaşlar. Bugün arbitraj aramasında Mor Hippo ile Arap Emirlikleri'ni, Amazon Arap Emirlikleri'ni karşılaştıracağız. Geçen videoda çok soru gelmişti. Yiğit buradaki web sitelerini diğer Amazonlarla, yani farklı ülkelerdeki Amazonlarla karşılaştıramıyor muyuz diye. Karşılaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burasında gördüğünüz gibi birazcık şeyini değiştirdik. Yeni siteler de ekledik. Dizaynı da değiştirdik. Buraya arkadaşlar Amerika'daki web siteleri de gelecek. Target'ten başladık. Retail arbitraj kullanan arkadaşlarımız birçoğu sanırım Amazon Amerika içinden alıp Amerika'da satmak için Target'i kullanıyor. Target'ten başladık, diğer web sitelerini de ekleyeceğiz. Bu modülü henüz açmadık arkadaşlar ama yakında açılacak. Neyse şimdi girelim, bir yandan ben kendimi de kaldırayım. Buradaki kar, işte şundan başlayalım arkadaşlar. Burada mesela bir ürün eşleşti. Golden Rose Lip Liner, işte Golden Rose. Şimdi bunda fiyat farkı çok yüksek arkadaşlar. Bir üründe böyle %2000 fiyat farkı varsa bir şeyin barkodda ya da üründe bir farklılık olması muhtemeldir. Zaten biz bunu %2000 ile limitliyoruz ama Mor Hippo gibi sitelerde barkod genelde doğru giriliyor. O yüzden belki de bu limiti kaldıracağım. Ama işte burada kullanıcının şunu anlaması lazım. Eğer bir üründe %10.000 fiyat farkı varsa o üründe bir şey olma olasılığı, yani barkodda vesaire problem olma olasılığı daha yüksektir. Mesela bak şu anda gözüme çarpan yanlış ürünler. Bir tanesi Floormark, bir tanesi Belkin. Bir tanesinde kablo yazıyor, bir tanesi başka bir şey. Bu yanlış. Ama bu mesela doğrudur. İşte ne bileyim, fa deodorant, fa deodorant. Hani bunlar doğrudur. Bunların her birini açıp inceleyebilirsiniz. İşte Mealtex vesaire. Ne var mesela burada? Şu yanlış olabilir. Magnetic Globe. Mesela şuna bakalım. Moleskine defter. İşte şu 60 TL 520 AED artı 10 AED shipping. Yani çok yüksek bir fiyatı var mesela bunun. İnanılmaz bir burada fiyat farkı var. Ha, incelenebilir mi? İncelenebilir. Yani sanki mesela bu ürün bununla aynı gibi. Neden böyle bir fiyat farkı var bu üründe? Açıkçası bir fikrim yok. Yani Türkiye'de mi çok ucuza satılıyor, yurt dışında mı çok pahalıya satılıyor? Ya da fiyatını böyle koymuşlar da Amazon AE'de sanırım Keepa'da çalışmıyor. Fiyat geçmişti göremiyorum. Koymuşlar da yani öylesine bir fiyat mı girilmiş? Ha şu var tabii ki, siz eğer Türkiye'den sipariş geldikçe gönderebiliyorsanız zaten problem yok. Siz kârlı fiyatınızdan listeleyebilirsiniz. Bu arada sanırım Amazon Arap Emirlikleri'ne Türkiye'den ürün göndermek biraz daha zor olabilir. Yapan arkadaşlar var bildiğim kadarıyla ama Amazon Arap Emirlikleri'ne kargolama yapmayı pek bilmiyorum açıkçası. Hiç Amazon tarafında böyle bir arbitraj işine girmediğim için. Ancak PTS'le falan konuşabilirsiniz. En azından orada görürsünüz gönderim şartları nasıl, kargolama süreçleri ve fiyatlar nasıl. Mesela ne var? Not kalem var. İşte mesela şöyle açayım birkaç tanesini. Şuradan. Bak burada Jack and Jones'lar bir şekilde yanlış mesela. Ama Aven aynı. Hani şuradan görebiliyorum. Şu. Şunu şöyle tıklayayım. Fa bu ikinci kez karşıma çıkıyor. Şöyle şuradan bakalım. Aven işte Zerecolm AD. Aven Zerecolm AD. Muhtemelen yanlış okuyorum bunu. AD artık neyse İngilizce ismi. Ama fiyat farkı çok yüksek dediğim gibi. Bayağı da bir rating var. Belki bu ratingler Amazon.com'dan da geliyor olabilir. Bak bu 4-5 günde ship ederim diyor. Şimdi siparişi versen, ben bu videoyu çekerken ayın 4'ü, 18 ile 23'ü arasında gelir diyor. Yani 20 gün sonra gelecek diyor. Ben kendi burada şeyime, adresime Abu Dhabi olarak girmiştim. Bak burada ne diyor? Ships from outside the United Arab Emirates diyor. UAE diyor. Yani bu diyor international shipping. Dışarıdan gönderilecek bu ürün diyor. Ha, demek ki bunu gönderen kişi belki de benim gibi. Hatta belki de Türkiye'den gönderiyor. Bilmiyorum nereden gönderdiğini. Ama burada yazıyor zaten dışarıdan gönderiyor diye. Şimdi bu tarz ürünleri inceleyebilirsin arkadaşlar. Ve burada yani Mor Hippo'da bayağı bir ürün var. Hani bu şekilde çıkan. Ama benim size önerim, yani burada teklif sayısını biraz inceleyebilirsiniz. Bakarsınız merchant teklifler satıyor mu, yoksa ürünlerin hepsi FBA dediğimiz işte Amazon tarafından gönderilen ürünler mi, onları inceleyebilirsiniz. Ve tabii ki Mor Hippo ile sadece sınırlı değilsiniz ama Mor Hippo'da çok ürün var. Yani işte ne bileyim Toys Shop'la da kıyaslasanız Arap Emirlikleri'ne oradan da ürünler çıkacaktır. İşte Teknosa ile kıyaslasanız oradan da ürünler çıkacaktır. İşte ne var mesela, şuna bakalım. Lego. Hani Lego satmak zordur bu arada. İzin var mı Arap Emirlikleri'nde, gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum ama mesela 69, 90
670.39. Çok fiyat farkı var. International Spin. Bu da dışarıdan gönderiyor Lego'yu. Enteresan. Enteresan. Yani arbitrajdan daha iyi anlayan tecrübeli arkadaşlarımız daha da iyi yorum yapacaktır ama yani enteresan kâr marjları var. Girip incelesek muhtemelen bir sürü farklı şey de çıkacak. Bak burada hep Legolar falan çıktı. İkinci bahar New Legends Jigsaw 500 Piece. Enteresan. Şu Lego'ya bakayım. İtfaiye kamyonu. Sanki isimden de eşleşiyor. Yani isimden de anlıyorum aynı olduğunu. İtfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu da dışarıdan gönderiyor. Enteresan arkadaşlar dediğim gibi. Yani Arap Emirlikleri pek de bildiğim bir şey değil. Pazar değil bu arada. Ama Türkiye'de bilen arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar incelemenizi yapabilirsiniz. Ve şu da aslında bir yandan güzel bir şey. Bu kişi de dışarıdan gönderiyor olması da güzel bir şey. Diğer şeyleri de incelemeye devam edeceğim arkadaşlar. Diğer web sitelerine. Dediğim gibi Amerika web siteleri, Target vesaire de ekleyeceğiz. İstediğiniz özel web siteleri olursa onları da söyleyin arkadaşlar. Yiğit şu web sitesini de ekleyebilir misiniz diye. Onları da ekleriz. Biliyorsunuz mesela taktikal arbitrajda ben arbitrajda çok işlemci olduğu için kullanmadım ama bildiğim kadarıyla mesela siz bir arama yapıyorsunuz, bekliyorsunuz, o gidiyor onları çekiyor vesaire. Bizdeki sistem öyle değil arkadaşlar. Bizde ürünler hazırda bekliyor. Yani herhangi bir bekleme işte mesela taktik arbitrajda gene 500 kategori sınırı var vesaire gibi şeyler var. Bizde o tarz sınırlar yok. Umarım Amerika'daki web sitelerini de eklediğimizde, hemen eklemeyeceğiz ama bu arada önce Türkiye'yi bitireceğiz. Artık taktikal arbitrajla da Türk kullanıcıların yarıştırabileceği, en azından kıyaslayabileceği bir program haline gelir. Ve tabii ki taktikal arbitrajın fiyatı oldukça yüksek. Biz TL kurunda kaldığımız için nispeten fiyatlarımız daha ucuz, daha uygun. Dolayısıyla kullanıcılara avantajlı bir şekilde bu arbitraj programını sunabiliriz. İstekleriniz olursa yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz biz geliştirmeye açığız, sizleri dinliyoruz. Mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Mobil uygulamamızın içine de bu arbitraj modülünü ekleyeceğiz. Arbitraj modülünü açtığımızda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki pazarı merak ederseniz videoların yorumlarını yazın. Deyin ki Almanya ile kıyasla, İtalya ile, İspanya ile, Fransa ile, Joker'i kıyasla, Teknosa'yı kıyasla, kitap yurdunu kıyasla, işte Rossmann'ı kıyasla vesaire. Her biri için birkaç örnek yapabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi çalışmalar.